Welcome back, my friends, to the show that never ends. We're so glad you could attend. Herkese merhaba. Bugünkü podcast'imize hoş geldiniz. Bugün sadece Ece ile birlikte değiliz. Aynı zamanda bir konuğumuz var. Uğur, hoş geldin. Hoş bulduk. Yalnız nasılsın? Kendi ismimi senden duymayalı çok uzun zaman oldu sanırım. Öyle mi diyorsun? Evet. Ben çok sinirlenince isim kullanıyorum ya, ondandır. Evet. Sanırım bütün ilişkilerde böyle. Yani hani isimle seslenildiğinde insan böyle bir ürperiyor ya da hani bir şey bekleniyor. Olabilir, bilmiyorum. Ece, sen de hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk herkese ve konuğumuza. Evet, hoş bulduk. İlk konuğumuz sensin. Nasıl hissediyorsun bu konuda? Dedik ki, düşündük Ece ile uzun uzun kimi alsak, evet. Kimi alsak bizim podcast'imize. Kim en iyi gider, dedik ki kesinlikle Uğur gider. Evet. Yani arka planda böyle olmadı ama evet, katılıyorum. Ay, yine de çok teşekkür ederiz bizi kırmadığın için. Ben teşekkür ederim. O zaman Ece, şöyle yapalım. Bugün konuğumuz konusuyla açsın. Tamam. Süper. Dinliyoruz Uğur. Ne konuşmak istersin bugün? Ya aslında tam olarak soruyu toparlayamadım ama biraz hem... Soru olmak zorunda değil. Bir önerme gibi de verebilirsin. Hiç problem evet. Yok. Ortaya... Biz her şeyi konuşuruz. Biz yeterince geveze bir aileyiz. Aynen. Öğretmenler odası toplantısını yapabiliriz burada. Evet, bu konuda pek bir yorum yapmayacağım ama evet, o zaman şöyle yapalım, aklımdakini paylaşayım. Şimdi geçen sosyal medyada yine farklı bir şey gördüm. Dedim ki yani giderek sanırım her sektör bundan etkileniyor. Mesela düşünelim, şöyle geçmişten biri bugünümüze gelse ama çok da geçmiş olması, mesela işte 19. 20. yüzyıldan biri geldi 2023'te bizimle bu hayatı yaşıyor. Hani hangi sektörlerde en büyük değişimler yaşandı? Ne gibi böyle ilginçlikler var? Nelere şaşırırlardı? Hani böyle bir kafamdan geçti aslında. Mesela örnek vermek gerekirse, şimdilerde çok meşhur bir berber var. Gördünüz mü bilmiyorum. Böyle insanları insanları o döven bir önceki. Şimdi yeni bir tane var. Bu şey yapıyor. Hani kısık sesle kayıt alıyor. Hem masaj yapıyor, böyle bir köpüklüyor falan filan, böyle dövme yok. Allah Allah. Ama değişik bir muamele var. Şimdi berber dediğine göre erkek anladığım kadarıyla. Evet. Yani yine bilmiyor, ben onu bilmiyorum. Ben onu gördüm mü ya? Yine de tabii bu şeyden sonra, podcast'ten sonra atarım mutlaka. Yani kısacası şey, aslında birçok sektör böyle çok ilginç bir noktaya geldi ya. Sizce hangileri? Mesela bizim açımızdan. Çiğ köfte kardeşim ya. Adam bizimle çiğ köfte veriyor. Bunu biraz açacak. Bir şey vardı ya, birisi vardı. Ben hatırlamıyorum adını da. Bayağı ünlü oldu böyle bir şey. Lütfen. Ali Bey'i unutmayalım. Şey yaparak, bu kadar yeter mi, şu yeter mi, bu yetti mi falan diye böyle azarlıyordu ya milleti. Bağırarak millet önünde kuyruk oluyordu. Evet. Ha, biz seviyoruz ülkecek ya. Aşağılanmayı seviyoruz. Limonlu mu limonsuz mu? Şeyi tartışmak lazım aslında. Yani bu noktada psikolojik bir açılım gerekiyor galiba. Çünkü insanlar rağbet gösteriyor. Şimdi neden? Bence bunu bir şey yapmak lazım. Hani bir fikir yürütmek lazım. Herhalde benim mesela düşündüğüm şey ilgi. Yani onu sosyal medyada paylaştığında mesela daha çok tıklanma oluyor. Ama bunun dışında bir şeyler var bence. İnsanlar biraz daha sanırım şeyi seviyorlar, aşağılanmayı. Öyle görünüyor. Çok absürt oldu. Absürt değil. Bence insanların buna ilgi göstermesi daha absürt. Ben düşünüyorum. Normal şartlarda bir yere gideceğim ve bir hizmet satın alıyor olacağım. Ve beni bu şey Karen restoranlar var ya, isimlerini atıyor. Onun ya mesela hayatta benim yaşamak isteyeceğim bir şey değil o. Ben o konsepti kabul etmiyorum. Ya izleyebilirim, ne olduğunu merak edebilirim ama ona maruz kalmak istemiyorum. Çok kötü. Geliyor, azarlıyor, patatesinden alıyor, bağırıyor sana. Daha ileri götürenler de var sanırım. Evet. Yani küfür ediyorlar. Ama tabii şey, sanırım son bir olay oldu. Yaklaşık 98-100 yaşında bir kadına hakaretler edilince kadın tabii kalp krizi geçirme noktasına geldi. Ama daha doğrusu şöyle, şimdi bu konsept hem İngiltere'de hem Amerika'da meşhurdu. İngiltere'de tabii biraz daha regülasyonlar işin içine girince hafiflettiler. Ama sanırım acaba, hala aynı konsepte devam ediyor. Acaba diyorum ki Avrupa'da çok fazla
böyle sokakta bazı şeylere maruz kalınmadığı için bir ihtiyaç mı oluşuyor? Bir kavga sektörüne bir ihtiyaç mı var? Bu da ayrı bir konu aslında. Avrupa'da da insanlar yeterince maruz kalıyor ama evet. Herhalde bu şey gibi ya, hani parasını verip biraz çok özel bir servis kardeşim almak. Biraz da şey yapalım, hani onu deneyimleyelim gibi. Olabilir. Ne değişik şeyi ya. Şeyi tekrar ediyorum. Sorumu tekrar edeyim. Mesela sizce hangileri? Mesela bence bu çok ilginç. Sosyal medya ya. Sosyal medya. Nasıl anlatacaksın? Bir kutu var elimde ve bütün her şeyi bundan yönetiyorum. Yani bunu nasıl anlatırsın bilmiyorum yani mesela. Şey böyle. Her anımı paylaşıyorum. Adamı anlatıyorsun. Her anımı paylaşıyorum. Nasıl yani diyor. İşte kalkıyorum. Kahve içtim. Kahvemi koyuyorum. Arkadaşlarla buluştuk. Selfie toplu çekiniyoruz. Kendi kendimizi fotoğraf çekiniyoruz. Herkes beni tanıyor falan mesela. Evet. Bir şey var ya. Influencerlar mesela. Bununla para kazanıyorum. Ya herhalde bunu anlatmak çok zor. Ya herhangi bir şey. Hani böyle internetle ilgili herhangi bir şeyi anlatmak çok zor olurdu herhalde ya. Yani evet. Ya da düşünsenize şey mesela. İngiltere'den mesela Türkiye'ye 4 saatte gidiyorum. Uçuyorum. Tamam. Mesela. Aynen. Ya evet. Adam havacılık arabasıyla gidiyor. Havacılık bence müthiş bir yani alan. Evet. Hani gerçekten çok şeyi değiştirdi. Ama böyle daha basit düşünürsek mesela bu az önce bahsettiğimiz çiğ köfte olayı. Yani bu servis, restoran sektörü de çok değişti. Mesela eskiden gidiyorsun bir restorana gitmek aslında havalı bir şey. Yani sen dışarıda gidiyorsun böyle yemek yiyorsun, sana servis yapılıyor. Şimdi gidiyorsun. Adam eti tokatlıyor. İşte sana bağırıyor. Kalk otur. Yani alevler çıkıyor. İşte yani hani bu çok ilginç bir şey bence. Şey böyle toplum çok bozuldu çok. Buradan oraya bağlayalım. İnsanlar evet, çok yani, değişti. Bir de abartılı sunumlar çok moda. Böyle işte kahvemize altınlar koyuyoruz. İşte dumanlar içerisine bir şeyler geliyor. Yok ateş çıkartıyorlar. Bir saçma salak. Şimdi yeni bir şey gördüm. Yeniliği kalmadı tabii de. Şimdi tam da şeyi hatırlamıyorum ama böyle Türk kahvesinin etrafını böyle değişik bir kağıtla kaplıyorlar. Yakıyor onu. Önce bir harlı alev alıyor. O, gördünüz mü onu? O değişik bir kağıt değil. O bildiğin peçete. Onu limon kolonyasına koyuyorsun. Kahve bardağına şey yapıyorsun. Sonra araştırdın mı oğlum bunu? Yok izledim ben onu. Ateş yani çakmakla yakıyorsun. O böyle uçlarından yanmaya başlıyor. Böyle çiçek gibi açılıyor. Sanki orada böyle bir şey oluyor i̇şte çok yani. Çok ilginç değil mi? Mesela evet. Şey de çok garip. Kimin mesela aklına geldi? Hiç bilmiyorum ama şeyi acayip gıcık etti beni. Böyle bir ünlü bir restoranda tatlı getiriyorlar. Hani normalde şey özenilerek yapılır ya sunumu. İşte dikkatli kesilir, simetriktir vesaire. Böyle hani tabak süslenir. Geliyor bayağı kocaman böyle bir tepsinin içerisinde büyük bir şeyle bildiğiniz pilav şeyi olur ya kaşığı. Onunla bölüyor. Çat diye önüne bırakıyor böyle. Hani askerde falan koyarlar ya böyle. Oo, onun gibi. Ben ona yemekhane evde, usulü. Ben ona evde yapsam evde bile şey derler yani. Böyle mi konulur? Hani? Mesela Seda diyor bunu. Ama gerçekten. Ha, tamam sunum manyağı değilim. Hiç de öyle dikkat etmem. İkiniz de biliyorsunuz beni bu konuda ama. Şimdi Allah aşkına misafire de öyle vermezsin ya. Bir de üstüne para vermiş adam. Ya ben buna kızarım yani önüme böyle löp diye. Tersten kremasını alta gelecek şekilde koyamazsın tatlıyı yani. Yediğin şeyi tamam, de tabağıma kalp yapmasan da olur. Evet, onu evet. Beklemiyorum ama en azından tatlı düzgün gelsin ya. Bunu beklerim. Siz beklemez misiniz? Ben de beklerim. Yani. Ben sunumcuyum. Ben sunum evet, önemli. Görsel önemli. Yediğim şeyin güzel görünmesi lazım. Bence bu da çok ilginç bir konu. Mesela üçümüzü düşündüğümde mesela ben Seda ile işte karşılaştırdığımda özellikle kendimi. Benim için kahvaltı denen şey peynir, ekmek ve hızlı bir şekilde böyle yiyip kalkmak mesela. Hayır, hayır. Çünkü orada olay karnımın doyması. O anı hani şey yapmak. Hani bu şey olur yemek, ya insanın dürtüsü. Yemek ciddi bir iştir Uğur. Evet. İşte sanırım orada şey olaya giriyor. Yani orada kişisel bakış açısı, işte yaklaşımlar. Mesela benim için ben, doymak. Tamam da ben de öyle oturup masayı süslemiyorum. Ben çeşit seviyorum mesela. Kardeşim ben pazar kahvaltısını seviyorum. Hani o konseptteki bolluğu seviyorum. Uzun saatler geçirdiğimiz masa sohbetlerini seviyorum. Kahvaltı masası, yemek masası değil.
Katılıyorum. Hoş oluyor. Çayı içip bir yandan atıştırmaya devam ediyor. O yüzden masada atıştırmalık tadında şeylerin olması çok önemli peynir zeytin dışında. Kahvaltıda hızlı yemeyeceksin kardeşim yani. Böyle bu yayacaksın. Bol bol. Yani evet. Mesela bu hizmet sektörü sanırım genel olarak artık çok şeye döndü. Onu anlatmak zor olurdu. Yani geçmişten biri herhalde bir adım atsa yani çok daha böyle şov, çok daha böyle atıyorum yani, yanar döner. Kalite değil. Kalite değil. Kalite yok. Şov var. Evet. Hani daha kaliteli yemeğe gitmiyor insanlar. Daha çok şov yapana gidiyor ve şov satıyor gerçekten. Maliyeti yani şeyi artıran da evet. Şov oluyor. Şey mi acaba? İnsanlar kendini bir tık özel mi hissediyor? Yani mesela atıyorum sana düz bir pasta vereceğine yanına mesela bir şov yapıyor ve seni özel mi hissediyor? Hayır, sadece bana yapıyor olsa tamam, herkese yapıyor. Nasıl özel hissedeceğim ben oradayken? Ama tamam şey. Ama restorana o akşam 40 kişi gittiyse 40 kişi yapıyor. Dışarıda olan bir buçuk bilmem 70 milyon insan kardeşim, onlara yapılmıyor. Onların suçu ne? 40 kişi işte özel. Onlar doğru. Tercih etmiyor. Herkes şey de nusreti görmüyor. Eskiden ya. Hatırlarsınız bizim zamanımızda kafelerde doğum günü müziği mutlaka çalardı. Böyle hatta bir ara ekranlarda isim yazardı işte doğum günü kutlu olsun bilmem ne diye. Hususi orada böyle doğum gününe yapılırdı. Yapılan insanlar da böyle kendi çok şey hissederdi. Önemli bir özel. Bir ya de hep aynı müzikte. Şeyi hiç unutamıyorum. Öyle söyleyince aklıma bir anım geldi. Bir arkadaşımla birlikte, Gülşah'la hatta ikiniz de hatırlarsınız. Dinliyorsanız selamlar olsun. Bir gün böyle bir kafede oturuyoruz. Yani kahvaltıcı. Böyle börek mörek söyledik. Kahvaltı ediyoruz yani. Böyle birden bir grup koştu içeriden bizim oturduğumuz yere doğru, önümüzdeki masaya. Ellerinde tencere, tava, oklava, aklınıza gelebilecek her türlü malzeme. Ve bir anda deli gibi onlara vurup iyi ki doğdun bilmem ne diye bağırmaya bak. Bir sürprizmiş. Size yemin ediyorum acayip korktum o gün. Ya inanılmaz da sinir oldum. Şu an düşünce çok komik geliyor. Hani düşünce olarak ve sonra bu patladı. Hani bir sürede devam etti. Hani Antalya'da çok giden oluyordu doğum günü kutlaması için ama ben böyle bir şey hayatta istemezdim. Bence çok ürkütücü yani oklavalarla birinin bana koşması ve bunları deli gibi vurması fikri. Belki orijinal geliyor olabilir insanlar ama ben işin bu raddesini sevmiyorum gerçekten. Ya şey arada, hoş bir şey. Bir arada kral tacı falan getiriyorlardı, bir kafenin bir konseptiydi bu, zincir bir kafe. Şu an anımsayamıyorum adını, sanırım isim değiştirdiler. Doğum günü olan kişinin pasta getirilirken kral tacı ve böyle sanki maşallah yazan o sünnet şeyi gibi bir şey getiriyorlardı. Bir de asası vardı. Aynen, onu takıyorlardı falan. O geldi aklıma ya. Değişik bir sektördü gerçekten o da. Yani hani doğum günü müziği çalınmasını anlayabilirim ama o da bir yerde rahatsız edici oluyor. Mesela biz şeyde Antalya Leman'da otururken her yemekte en az 5 kere çalardı mesela. 5 kişinin doğum günü olurdu o gün. O da bir süre sonra kapak tadı veriyor. Ama en azından daha sade. Hani yani diye düşünüyorum. Ne bileyim aslında, ya bence çok şey olmaması lazım. Bu da bizi farklı bir noktaya getiriyor. Mesela şu açıdan bakıyorum. Ben bu durumları düşündüğümde biraz da rahatsız oluyorum. Çünkü evet. Aslında orada insanın kişisel alanını da şey yapıyor. İhlal ediyorsun. Bir durum var. Hı. Sen mesela atıyorum şey var. Belki denk gelmişsiniz siz de. Bu bomba Red Bull şeyi var, gösterisi var, biliyor musunuz? Yok, nasıl bir şey? O da ayrı bir absürt. Anlat hani, çünkü şey kafamızda hem de dinleyicilerin kafasında canlansın. Bilmiyorum, biz gücü aylar için. Sanırım şeyde özellikle bu işte Arap Yarımadası'nda patladı. Şimdi Red Bull'u öyle bir servis ediyorlar ki böyle yuvarlak bir topun içerisinde düşünün. El bombası gibi veya işte herhangi bir bomba gibi. Fitili yanmış gibi düşünün. Ve o birden böyle fitil bir noktaya geldikten sonra o plastik şey açılıyor. İçerisinden de Red Bull çıkıyor ama bu arada tabii bu böyle büyük bir etkinlikle 3-4 garsonun koşturmasıyla yapılıyor. Ve sonra böyle içerisinden dumanlarla birlikte bir adet Red Bull çıkıyor. Ve bu inanılmaz bir görsel şova dönüştürülmüş. Sonra tabii Türkiye'de de bu hani devam ettirildi. Şimdi bana çok ilginç geliyor. Çünkü konsept olarak aslında enerji içeceği. Evet, anlıyorum hani bir mesaj verilmeye bomba. Çalışılıyor. Evet. Bomba gibi olacaksınız. Ama yani hani basit bir Red Bull için de bu kadar etkinlik çok değil mi?
Ya yani. Ama düşünsene basit bir Türk kahvesi için adamlar limonla peçeteyle kurutup iş yapmaya çalışıyor. Red Bull'a neler yapmazlar. Düşün yani. Şey var bir de Antalyalı çılgın dondurmacı. Denk gelmişsinizdir mutlaka. Anlatayım gibiyim. Neydi? Oo. Tabii şey sanırım şu anda çok daha farklı noktada ama Antalya'nın Belek sanırım bu turizm bölgesinde bir tane dondurmacı var. TikTok'ta ve Instagram'da dondurmayı servis ederken yaptığı danslarla meşhur oldu. Sonra bir noktada insanlar o dondurmacıya gidip onunla birlikte dans edip videolar atıyorlar. Sonra bu adam o kadar yükseliyor çok ki ya. Dubai'de şubeler açıyor. Evet. Evet. Yani bu çok ilginç bir şey. Mesela bunu birine anlatabilmek düşünsen adam 20. yüzyıldan geliyor mesela işte hani 20 tamam yine yakın da 19. yüzyıldan geliyor. Diyorsun ki bak böyle böyle yapacaksın. Sonra çok zengin olacaksın. Yani adam şey diyor aynen dedin diyor ki mesela bir işte yemek sektörüne girmek istiyorum. Sen diyorsun ki dans etmeyi biliyor musun? Et tokatlar mısın? Tuzu işte dirseğinden sektirir misin falan. Hani kriterler bunlar yani. İlginç ama şey gerçekten. Sanırım show ve servis sektörü tabii çok uzun yıllardı. Bu işin şakası bir yana. Bir arada. Mesela bu şeylerde izleriz ya özellikle Batı filmlerinde. İşte orada bir bar vardır. Barda içerler. Bir tarafta da böyle show girl'ler. İşte şey yaparlar. Kankan kızlar. Evet. Show girl demeyiz artık. Modern adı. Yani. Ama sanırım, ilginç. Sanırım dün benim Las Vegas vlogumu izledin. Ondan böyle oldu. Galiba ondan etkilenmiş olabilirim. Onun modern adı. Evet ya çok ilginç gerçekten. Ama şey böyle bazı şeyler çok cringe değil mi arkadaşlar ya? Ben bazı şeyleri gördüğüm zaman onlarla utanıyorum yani. Hani evet, orada ben izleyemiyorum olmaz. Bazen. Sanki o şeyin ben içinde olma fikri beni geriyor yani hani. Bir de şey çok komik. Çok affedersin bölüyorum ama. Şimdi orada biri o hizmeti alırken öteki de onu çekiyor. Biri de onu çekiyor evet. Mesela. Ben o üçüncü adına çok utanıyorum izlerken. Ama bu konuda bak çok çok farklı bir nokta var. Eskiden ben de aynı şekilde çok utanırdım. Hatta birçok videoyu yarım bıraktığım olurdu. Ama sanırım giderek alışıyoruz maalesef. Mesela bunun bence en üst noktası bu göbeğiyle dans edip zengin olan çocuk var ya. Sadece şibidi şibidi şak şak. Ya o ne ya. Gerçekten o ne? Hani şey açısından söylüyorum. Evet. Bak şeye katılıyorum. İnsanların bir şekilde herhangi bir şeyi gelire dönüştürmesine tamam. Kesinlikle. Çünkü bu bir şekilde talep görüyor ve o paraya dönüşüyor. Ama yani bu üzücü bir şey. Hani şimdi adamın bak adamın göbeği talep görüyorsa bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bu noktada hiçbir şey yapamayız. Yok ya bazen şey oluyor ya hani yanımdaki işte bir şey izlerken falan hani böyle bakıyor ya buna etkileşim verme ne olur dediğim oluyor ya. Ben şey buna oluyor aç, ya. Açma kazanmasın. Bazen metrobüste falan böyle o tarz bir şey geliyor mesela. Ulan diyorum birisi gördü şey oldu ben rezil kendim rezil sanki ben yaptım ben çektim dedim. Ha rezil evet, olmuş evet. Gibi hissediyorum ya. İnsan görülmek istemiyor şekilde bize bakarken. O zaman size başka bir soru sorayım. Bu da çünkü sor çok şey. Şimdi bu sosyal medya işte bu görüntüler falan. Bir de yeni bir şey var, moda var. Sokakta işte röportaj olayı. Ama röportajdan kastım da şey değil. Sana gelip hani işte herhangi bir bilimsel konu hakkında soru sormuyor ama saçma sapan hani gelip işte atıyorum Fransa'nın başkenti neresi diye soruyor. Çok komik duruma düşen insanlar da var. Tabii kurgu olan da var ama hani böyle bir durumda kendi alanınla alakalı sana bir soru gelse ve bunu cevaplayamasan nasıl hissedersin? Şöyle söyleyeyim ben o topa hiç girmem. Neden biliyor musun? Çünkü insanların dediğin gibi kurgu çok fazla var ve gerçekten o videolarla editlerle o kadar güzel oynanıyor ki hele ki şimdi bu yapay zeka bilmem ne ses taklidi her şey değişti ya beni bu korkutur mesela. Yani beni farklı şekilde kullanmaları fikri. Ben o topa girmem o yüzden. Hani herhangi bir alanda bu sokak röportajı olayını sevmiyorum ben kendimle alakalı izlemeyi seviyorum da hani ben o işe girmem mesela hani Ece'yi bilemiyorum tabii. Ben de girmem yok ben de katılıyorum. Ben korkarım. Arka planı çok farklı çünkü onların. Sen girer misin Uğur?
Ben sanırım deneyebilirdim. Ya bana çünkü şey çok ilginç geliyor. O noktada sana mikrofon uzatılıyor. Çok beklenmedik bir anda. Ve alanınla alakalı. Tabii öncesinde onun ısınma turu var. İşte ne iş yapıyorsunuz falan diye soruyor. Yani çok tehlikeli. Ama denerdim sanırım. Çünkü ilginç de geliyor. Tabii Bilmiyorum. ne soru olduğuna da bağlı. Mesela Ya, kombinimi tabii sorsa şeye de katılamam bağlı, herhalde. hani kişi, hani o mikrofonu uzatan kişi, hani yani o tabii ki bunlar çok büyük etken ama genel olarak benim izlediğim tarz benim hoşuma gitmiyor. Yani insanları küçük düşürmeye çalışıyorlar çünkü. Hani açıkça görebiliyorum ve biri bana onu yapsa gerilirim. Ben Gerildikçe daha kötü görünebilirim. O yüzden istemem öyle bir şey. Hani. Genel kültür soruları olsa sanırım girerim ama mesela siyasete girmem. Çünkü daha çok gencim. Hani yaşayacak çok şeyim var. Uğur bizim arkadaşın annesi şey yapmış diyor sokak röportajında. Onun gibi. Yani evet. Hani o toplara girmem ama genel kültürde yani. Bir kendimi tutamayıp yani cevaplayabilirim. Şey güzel. Hadi bakalım ne kadar akılsın gibi. Hani 5 soruluk bir bilgi yarışmamız var. Var mısın? Ben o tarz şeyleri seviyorum. Gerçekten ciddi ciddi soru soruyor. Ya bilirsin bilemezsin. O ayrı bir şey. Ama böyle diyorum ya seni direkt hani aptal durumuna düşürmeye ya hissediyorsun onu ya. Zaten o spikerin hani yani o mikrofonu tutan kişinin hali, tavrı, ses tonu yani irite edici oluyor. Hani ben izlediğimde anlayabiliyorum. Ve evet videoyu komik hale getiren şeylerden biri de o oluyor. Ama ben parçası olmak istemezdim. Yani ama aksi durumda hani senin bahsettiğin gibi hani işte var bir işte sorularımızı yanıtlamak ister misiniz? Aslında hoş bir şey. Evet. O da sanırım bize şeyden kaldı. Hani bu eskilerde pazar günü yayınlanan programlar vardı ya. İşte hadi bakalım hazır mısınız size birkaç sorumuzlardan. Ben hep böyle heyecanlanmışımdır. Yani kendimle beraber böyle yarışırdım o kişiyle beraber. Ben de yani yarışmalarda ben de öyleyim. Bakalım ben nereye, o milyoner falan var nereye kadar gidebileceğim onu ben de çok yapardım. Yani. Ama şey yani hani nasıl diyeyim o an birinin beni kayıt altına alıyor olma fikri kötü. Yani dürüst olayım kötü. Fikri. O zaman farklı bir sorun var. Aslında bu daha çok kadınlara soruluyor. Mesela şey yakalıyor. İşte kombininiz ne kadar? İşte atıyorum bugün kendi şeyinizi, kıyafetinizi nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Mesela böyle bir şey geldiğinde nasıl hissedersiniz? Ya onu takmam. Çünkü o bir şey değil. Yani doğrusu yanlış şey olan ya da insanların direkt olarak eleştirdiğinde umursayacağım bir şey değil. Yani ben teknik olarak gerizekalı görünmek istemem. Fakir görünebilirim, kötü giyiniyor olabilirim ya da ya onlar önemli değil. Ama hani mental bir durumla ilgili küçük düşürülmek istemem. Benim kırmızı çizgim o. Aa, kıyafetmiş, oymuşmuş bunların çok önemi yok benim için. Ben yani de 10 liralık bir cevaplayamam. Şey giydim diye şey olmam yani. Rencide olmuş hissetmem. Hani marka takıntım hiç olmadı benim çünkü. Ama olan kadınlar var o konuda haklısın. Mesela ben bir taneye denk geldim. Ayan beyan yalan söylüyor. Yani hani üstündeki o marka değil çakma. Logo ters basılmış ya görebiliyorsun. Ama diyor ki ben buradan giyiniyorum mesela. Ya işte tamam de. Ama şu an komik yani bakınca. Ne bileyim. Sen ne düşünüyorsun Ece? Ya ben cevaplarım. Ben de öyle şeyleri şey yapmam yani. Peki girmeyeceğiniz, mesela Ece senin girmeyeceğin bir konu var mı? Mesela bu konuya asla girmem. Herhalde siyaset. Siyaset yok. Herkes de bayrak sallarım onda. Yani siyasete girmem. Bir de şeye falan girmem ya. Böyle felsefik konuşmalar ya da böyle işte şu sözü kim söylüyor? Mesela bir sözü veriyor. İşte bunu kim söylemiştir falan gibi. Çünkü hani sosyal medyada da çok fazla dolaşan sözler oluyor. Alakasız yani aslında o kişi onu söylememiş. O söylemiş. İlber Ortaylı açıklama yapmıştı ya. Yani hani o tarz şeylerde de hani bilsem de herhalde konuşmak istemem yani. Ama şeye kesinlikle katılıyorum ben de hani her ne kadar katılırım desem de sanırım kaynağının nereye gideceğini bilmediğim bir şeye katılmazdım. Çünkü o Bir video de artık güvenmek çok benden zor. Çıktıktan sonra neye dönüşeceğinin hiçbir şeyi yok. Aynen. Bir de Evet. Yine farklı bir konuya getiriyor buradan da şey var. Şimdi çok fazla hassasiyet var. Yani toplumlarda evet. Her şeyle alakalı. Mesela atıyorum ben baklavayla alakalı konuşurken eğer cevizli baklavayı sevmediğimi söylersem büyük bir kesimi incitmiş olabilirim. Karşına alabilirsin. Yok doğru yani. Doğru. Yani en son hatırlarsan izlediğimiz bir videoda şey vardı. Matematiği homofobik ilan ettiler mesela. Matematiği.
matematik 2 artı 2 4'tür'den oraya geldi kadın. Yani o yüzden şey, gerçekten kimin neye hassasiyet geliştirebileceğinin bir sınırı ve limiti yok bu dönemde. Aynen. Bence çok gerilimli bir şey bu. Evet. Sanırım yani cinsiyetçi bir şey olsun istemem. Bak mesela işte insan geriliyor konuşurken. Evet, durum olsun istemem ama sanırım özellikle toplum içerisinde bu erkeklerin de bir şeyleri ifade ederken böyle kendini daha dikkatli ifade etmesi gerektiği gibi bir yaklaşım söz konusu. Mesela bizim söylediğimiz şeyler daha büyük bir kesimi incitebiliyor sanırım. Özellikle bu dönemde. Daha doğrusu herkes evet. İncinmeye açık. Ben biraz fazla alınganlık olduğunu düşünüyorum. Evet. Ya herkes her şeyi, daha doğrusu alınganlıktan kastım şu, herkesin her şeyi fazla kişiselleştirdiğini düşünüyorum. Mesela ben orada genel bir yorum yapıyorum. Biri alıveriyor bunu. Diyor ki niye böyle? Ya senin bu konuda içinde kalmış bir şeyin olup olmadığını ben bilemem. Ve sana konuşmuyorum. Ama neden seni incitmiş oluyorum ve neden senden özür dilemek zorundayım bilmiyorum. Ama özür dilerime dönüyor sonra. Hani bence bu birazcık rahatsız edici. Hani biraz daha, yani bilmiyorum o kelime şu an. Biraz daha normal olmak lazım diyeceğim, olmayacak. Katılıyorum. Ya sanırım çok fazla azınlık var. Hiçbir şey konuşamaz hale geldik ya. Vallahi hiçbir şey konuşamaz hale geldik. Ya yani, yaşama, o zaman... yaşama karşı hassasız ya. Ülkece yaşama karşı hassasız. İşte o noktada mizahın bittiği nokta oluyor ama. Hiçbir şeyin şakasını yapamamak, hiçbir şeyi alaya alamamak. Yapamayız. Yani. İşte sorun orada. Nasıl güleceğiz? Hiçbir şey gülemeyecek miyiz? Her şey body shaming. Gülmeyeceğiz kardeşim. Her şey seks. Değil mi? Her şey siyasi. Mesela her şey, ama her şeyi çekebiliyorsun. Yani, maalesef futboldan konuşurken bile bir anda siyasete bağlanabiliyor mevzu. Ve yani insan bir anda ne oluyoruz biz, futbol konuşuyorduk. Ne ara siyasete girdik oluyor ya. Aynen. Herkes gergin, herkes evet. Öfkeli. Herkes ya da kendi fazla large. Herkes kendi takımı konusunda hassas. Herkes tuttuğu parti hakkında hassas. Herkes içli içi konusunda hassas. Bir de şeye gıcık oluyorum. Rakı edebiyatında. Bunda da bir hassasiyet var arkadaşım. Yok rakıyla o içilmez. Yok rakıyla bu müzik dinlenilmez. Yok rakıyla o kıyafet giymez. Kardeşim rakıya bu kadar niye anlam yükledik? Tamam çok güzel içki içelim de. Tamam da bu rakı hassasiyetimiz olmasın arkadaşlar. Ben bunun şalgam versiyonunu duymuştum. Nasıl? Şimdi bir Adanalı olarak şalgamın memleketinden geldiğim için detaylarına biraz hakimim. Şimdi şalgam hani acılı mı içilir, acısız mı? İşte bunun şey tartışması vardı bir aralar. İşte acısız şalgam gerçek şalgam değildir. Hani böyle çok yaklaşımlar da var ya. Abi midem kötü ben. Kime göre diyor yani? Bu konuda da çok ilginç bir anım var. Yani daha doğrusu bir anekdot gibi düşünelim. Şimdi eskiden Adana'da işte şalgam içmeye gittiğimizde neden bilmiyorum ama daha fazla şalgam içebilmek için önce bir bardak şalgamı alırdık. Sonra o bardağı belli bir yere kadar içip, acısız bu arada, tanesiz. Ardından da adama üstüne acı koyduruyorduk. Acı da sıvı olduğu için bu arada şalgamdaki, daha fazla şalgam içiyorduk güya. Ay, tabii evet, sonunda canım. Ne oldu? Ülser. İşte mide kanamalı. Ya of. Şaka evet. Gibi. Yani ya, şalgamcılar ben... bile alındığı dönem oldu. Öyle değil. Ya yok diyorum yani, bu Ece'nin de dediği gibi hani işte rakıya bile bu kadar anlam yükleme muhabbeti. Yani şeyleri sevmiyorum. Yani şu şöyle yapılır. Aynen. Bu böyle yenir. Şu şöyle sana içilir. Sana ne kardeşim. Çünkü, insanların farklı zevkleri olabilir yani. Evet. Ya da işte bir ara şey vardı ya, rakı içen kadınla. İşte içmeyenle evet. Olsa. Aynen. Rakı içen kadın. Olmasın. Şiir gibi kadın. Yok satayım bilmem. Ne diyorsun ya? Ne? Bilmiyorum, çok böyle ilginç noktalara geliyordu o. Ya yani şeyden farkı yok onun benim için. Hani bu ergenken ilk böyle ailenin de haberi olarak alkol almaya başladığın ya da bir şey denmediği bir dönem vardır ya, herkes şey storylere atardı bira şişesiyle bilmem. Gerçi bunu yetişkinlikte hala yapanlar var ama neyse. Yani hani şimdi onlar alınacak bana. Hadi bakalım. Ya lafım size, sen meclisten dışarı şey demişti ya, neyse oraya da giremeyeceğim şimdi. Neyse biz dinleyenlerin dışında değil.
Yani umarım, öyle şey, onun gibi. Umarım sonunda yeni rakı Seda'ya dava açmaz. O sonra koyacak. Bak daha güzel reklam var mı? Lütfen. Doğru. Senin rakı zaman... duruyor hala. Biz herhalde rakının her yerde kullanılabilir olduğunu bir kere yaymaya çalışıyoruz. Ya. Yani gece kulübünde de içilebilir olmalı. Tamam, meyhanede de içilebilir olmalı. Evimde televizyonumu izlerken de içebiliyor olmalıyım. Ya da şey vardır ya, buzlu mu buzsuz mu? Soğuk mu? Aynen, buz atılır mı atılmaz mı? Ya, alkole buz atılır mı atılmaz mı? Sana ne ya? nasıl içiyorsam içiyorum yani. Sen bir şey diyecektin, Nur, kestik seni, pardon, heyecanlandık. Yok, estağfurullah tabii. Buyurun. Hazır şeye, hazır çekirmeye yer bulmuşken içimizdekini dökmüş olduk. Şimdi yine farklı bir noktaya çekeceğim konuyu. Çek hadi. Çünkü baktım ki haram muhabbetler açıldı, ben bu konuya çok girmeyeceğim. Şey muhabbeti aslında Ece'nin bahsettiği bir konudan açıldı. Daha doğrusu aklıma geldi. Şimdi bir dönemde biz bazı şeylere çok önem atfettik. Bunlardan biri de mesela kitap okuma. Ben sanırım hem eğitim hayatımdan dolayı hem de aile yapımdan dolayı her ne kadar etrafımda kitap okuyan insanlar olsa da bu benim için çok böyle bir alışkanlığa dönüşmedi. Ve sanırım hayatta denk geldiğimiz çağ düşünüldüğünde biz daha böyle görsel medyaya hani doğduğumuz için ve büyüdüğümüz için biraz da ben izlemek kısmında kaldım. Ama biliyorum ki hala birçok insan okumanın çok önemli olduğunu düşünüyor. Siz de hatta bir önceki bölümlerden birinde bunu konuşmuştunuz. Mesela şu an siz onunla alakalı ne düşünüyorsunuz? Sizce hala okumak eskisi kadar olmazsa olmaz veya hayatın bir parçası mıdır yoksa işler değişti mi? İşler tabii ki değişti dijitallikle. Ama şöyle bir gerçek var. Biz evet bunu ilk bölümümüzde konuştuk hatta. Evet. Bir şeyi izlemek bir başkasının bakış açısından görmek gibi oluyor. Yani izlemek çok daha etkili bir şey. Yani senin mesela hayal gücünü bana göre kısıtlayan bir şey. Yani hani yönlendiriliyorsun çünkü. Ama atıyorum bunun bir yazı versiyonunu ele aldığında bence biraz daha objektif yazılıyor birçok şey mecburen. Hani ciddi konulardan bahsediyorum bu arada. Ya araya yorum girmediği zaman özellikle kafanda bir şeyleri canlandırırken daha kendine göre bir yol çizebiliyorsun gibi geliyor. Bu bir, ama tabii hep böyle olmak durumunda da değil. Çok başarılı belgeseller ya da vesaire bir sürü görsel de var. Ama bundan ayrı olarak okumak bir keyif bence. Yani ayrı bir keyif. Yani izlemek kadar hani bana okumak da çok keyif veriyor. Çünkü orada kendime ait bir dünya varmış gibi hissediyorum. Yani benim kafamda bir film dönüyor o an. O benim hoşuma gidiyor. Kendim hayal kurmak. Yani benim için bu şekilde. Önemlidir. Yani tartışılır. Böyle çok şey olduğunu düşünmüyorum. Hele ki bu çağda. Yani bu kadar görsele, dijitale ulaşılabilen noktada. Kağıt kitabı savunamayacağım. Ama bence hala okumak bir keyif. Sen ne düşünüyorsun Ece? Sence ben his olarak özellikle çocuk gelişiminde mesela sence gerçekten her çocuk okuma alışkanlığı edinmeli mi? Mümkünse. Yani edinmeli. edinmeli neden? Şöyle bir şey, yani evet biz ne kadar kitap okursak okuyalım bugün bizim de çok eksiklerimiz var. Oradan şuraya bağlayacağım. Biz sözleşmeleri dahi okumayıp tamam okuduma tıklayan insanlarız. Dolayısıyla evet yeterince okumuyoruz hala. Evet istediğimiz şeyleri okuyoruz. Her şeyi okumuyoruz. Senin söylediğin, yani sen bu soruyu söylerken benim kafamda direkt şey oluştu. Bu da bir algı, yanlış bir algı biliyorum ama bana erkekler çok fazla görsel varlıklarmış gibi geliyor. Hani dolayısıyla şey gibi, dolayısıyla şey gibi hissediyorum. Hani kadınlar daha çok hani kendileri, hani hayal güçleri erkeklere göre daha şey olduğu için biz o yüzden daha çok okumayı seviyoruz. Erkekler de daha görsel, daha böyle hani daha analitik olduğu için o yüzden çok sevmiyorlarmış gibi hissediyorum. Hani acaba bu durum, yani beyin yapımızın farklı olmasından mı kaynaklı? Bu ya da bu soruyu aklına gelmesinin sebebi acaba bu muydu? Gibi bir şey oluştu. Aslında bilimsel olarak buna cinsiyetçi bir cevap veremem. Evet, çocukluğun nedeni bu şimdi. Aslında şey konusunda bence bir yanlış algı var. Hani beyin yapısı veya kişilik cinsiyetle belirlenen bir şey değil. Hani bu bilimsel olarak da açıklanmış bir şey. Ama
Tabii ki genel bazı kanılar var. Ama bu sorunun aklıma gelme sebebi aslında şeyle alakalı. Bence çok fazla bazı konularda hala muhafazakar yaklaşıyoruz. Mesela bu işte rakı muhabbetini yaptık ya. Belirli bir atıf var. İşte rakı bu şekilde içilir. İşte baklava böyle yapılır. Bence aynı şekilde insan yapısıyla da alakalı. Mesela kitap okumak bunlardan birisi. Şeye katılıyorum. Okumak aslında bir yetenek, bir beceridir. Ama bu bence eskiden kalma bir bakış açısıyla olmazsa olmaz, olmamalı. Şuna geleceğim. Çünkü insan ihtiyaçları da, insan yapısı da aslında gelişen bir şey, değişen bir şey. Eskisi kadar okumamamızın sebebi aslında ihtiyacımızla alakalı. Çünkü eskiden bilgiye ulaşma şekli sadece okuyarak. Ve ancak bu şekilde bir sonraki nesle aktarılmış. Bir küçük bölebilir miyim? Tabii. Şimdi atladığın şöyle bir nokta var. Şimdi orada artık işin içerisinde aileler, yani özellikle ebeveynlerin çocuklara karşı ya da öğretmenlerin çocuklara karşı baskıcı bir noktaya getiriyor ya bizi. Hani yapmalısın, okumalısın, daha çok işte okuma alışkanlığı edinmelisin. Şimdi orada sınav gerçeği var olur. Yani hızlı okuma şey değil. Vesaire gibi gerçekler işin içine girdiği için belli alışkanlıklarla hani insanlar hareket edip tavsiye verip onları izlemeye çalışıyorlar. Yani orada bir değişim yaşanacak. Aslında şöyle, yeni neslin ve çağın gereksinimleri düşünülerek bazı sistemler kurulsa %100 haklısın. Aslında ama öbür tam olarak noktada zora sokuyor birazcık. Aile işleri ve eğitim değil. Bence burada toplum açısından ben bakıyorum aslında. Hani vardır ya şey, toplumda bilgili, entelektüel kişiler, çok okumuş kişiler. Şimdi o eski bir tabir. Ben artık katılmıyorum ona. Yani ben öyle düşünmüyorum. Hala ben şeye katılıyorum. Bazı kaynaklar görsele aktarmak çok zor. Henüz teknoloji o kadar gelişmedi. Ama bence okumak da bir toplumun bir iteklemesiyle olması gereken bir şey değil bence. Yani şu noktada artık bazı şeyleri sadece okuyarak değil, izleyerek, dinleyerek, hatta tabii öğrenebilirsin. Yani bir sonraki noktada artık hiçbir şey yapmadan, bu şey var ya Gora'da, bana bir karışık yükle. Hakikaten o noktaya gidiyoruz. Yani en son açıklamalarda mesela Neuralink'te gerçekten insan zihnine ulaşmanın farklı bir noktası keşfedildi. Yani biz artık farklı bir şekilde bilgi edinme çağına geçeceğiz. O yüzden bence tıpkı bu rakı olayı, işte bahsettiğimiz o şaka usulüyle baklava olayı gibi, bence bu da bir şey, hala bizim muhafazakar bir yaklaşımımız ve bir eğitimin eski bir parçası olarak bence bunun değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Okumak bir beceridir. Bence gerçekten her çocuk veya herkes edinmeli, ama bu bir şey olmamalı, kriter olmamalı. Yok, peki katılıyorum sana. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii dediğiniz gibi devir değiştiği için dolayısıyla yani basılan kitapların şekli de değişti. Dolayısıyla belki şu an okuduğumuz çoğu bilgi eski bilgilere göre yarısından fazlası çöptür. Tabii. Hani o nokta da var. Ne okuduğun da önemli. Yani hani ben 100 tane kitap okumuşumdur. Ele gelir iki kitap vardır arasından. Kalanı ne oldu? Çöp oldu. Çöp bilgi. Okudum, aslında geçti, bitti. Çok güzel. Pardon, böldüm. Bu da çok güzel bir noktaya getiriyor bizi. Peki hangileri değerli? Buna kim karar veriyor? Kime göre değerli, evet. Bana göre çok değerli. Ben yüzünü de severek aldım. Bana göre değerli. Ben şeye inanırım. İnsan okuduğundan kendine bir şey katabiliyorsa, hani o değerlidir. Herkes tarafından kabul görmesi gerekmez. Ve her şey bir şey öğretir ya. Her bilginin kullanılacağı bir alan vardır yani bana göre. O yüzden bana göre değersiz diye bir şey yoktur. Bu yani çok subjektif bir şey. Kimse bunu genelleyip şey yapamaz. Ya da atıyorum ya, var ya klasik işte, klasikler bilmem neler, ya bu kitap mutlaka okunmalı. Bazı kitaplar benim hayatımdan kaç saat sürmüşse o kadarını götürmüştür. Ya yani öyle söyleyeyim size, bir şey de katmamıştır. Klasikler bazında konuşmuyorum bu arada. Sadece vardır ya insanların birbirine önerileri. Bak bunu mutlaka okumalısın, mükemmel. Ya bence değil. Bana hiçbir şey katmadı. Bilmediğim hiçbir şey yazmıyordu mesela, atıyorum. Yani o yüzden şey, bu bence kesinlikle genellenebilecek bir şey değil. İnsan kendini o okuma, yani son kapağı kapattıktan sonra daha iyi hissediyorsa değerlidir. Ama bence bu da yani tek bir açıdan bakmak gibi. Çünkü aslında her kitap veya her
aldığın şey sana kendini iyi hissettirmeyebilir. Bazen seni sana sorgulatır. O açıdan söylemiyorum. Bir şey öğrenmek, bir şey fark etmek, hani bir şeyin aydınlanması, bu rahatsızlık hissi de olabilir. Onu kastetmedim. Lütfen sözlerimi farklı yerlere çekip beni dinleyicilerime kötü göstermeye çalışmayın Uğur Bey. Peki her şeyden faydalanmalı mıyız? Bir de böyle bir bakış açısı var. Geçiriyor ya. Şuradan falan demişim, pardon. Evet. Her şeyden... Katılıyorum canım. Her şeyden faydalanmak zorunda mıyız? Yok, keyif için, eğlence için de olabilir. Ben mesela her Aralık ayında neredeyse her gün Christmas filmi izliyorum. Hepsinin senaryosu aynı. Kişiler değişiyor. Bazen kişiler de değişmiyor. Ama keyif alıyorum. O zaman bu konuşmayı şu şekilde noktalayalım. Her şeyden bir şey elde etmek zorunda değiliz. Bazen o çiğ köfteci de bizi mutlu eder. Dondurmacı da, o et tokatlayan adam da. Sonuçta o gün bizim için bir zaman geçiyor. Bir şekilde doğru, bir fayda elde ediyoruz. Bunların her biri insanların tercihidir. Ve ben o hayatı tercih etmiyorum. Podcast'i şöyle... de herkesi kucaklayarak bitirdi bu arada. Aynen, ama şöyle de bir şey var. Bazı şeylerde maalesef, yani maalesef de demeyeceğim aslında. Yani bir noktada değerimiz ve markamız olmuş dünyaca. Eti dövenden gelince. Hani, Nusret'e tamam, bir selam çaktık. Yani sonuçta yani hani, bu dünyaca ünlü bir markamız bizim oldu. Hani iyi veya kötü o ayrı tartışma konusu. Şey, ama sonuçta kötüsü olmaz. Aynen, yani bence bir noktada benimsememiz lazım. Çünkü yapılmayan bir şeyi yaptık. Dünyada kabul gördü mü? Gördü. Talep görüyor mu? Görüyor. Görüyor ki açılıyor. Kesinlikle sabaha kadar benimseme. Benimsemesen ne olacak ya? Buradan yani da Nusret Bey'e selamlarımızı gönderelim. Evet. Olur da bizi dinliyorsa kendisi. Londra'daki şubesinde ve İstanbul'daki şubesinde bizleri ağırlamak isterlerse seve seve kendisini ziyaret etmek isteriz. Amerika'da herkese... da bir şubesi vardı. Bunu atlamayalım lütfen Uğur Bey. Eğer uçak biletimizi de alacaksak kesinlikle orayı da dahil edebiliriz. Her yeri ziyaret edebiliriz değil mi? Evet. Peki o zaman yavaştan toparlayalım. Uğur, çok büyük bir keyif kattın. Çok büyük bir renk kattın. Teşekkür ediyoruz geldim sana. Evet. İyi ki geldin. Bir daha yeniden tekrar bekleriz. Bir daha gel, bir daha gel lütfen. Çok güldüm. Çok teşekkür ederim. İsko'ya götür. Aynen, içime güldüm bazen. Çok yok, gerçekten. Hani sesi rahatsız etmemek adına gerçekten. Keyifliydi. Teşekkür ediyoruz tekrar Ececiğim. Sana da çok teşekkür ederim. Ay, ben de teşekkür ederim. Birileri çok de bana teşekkür etsin. Biz de sana çok teşekkür ederiz Seda. Aynen. Seda Hanım'a hep beraber. Herkese teşekkür ederiz. Evet. Yayına katıldığınız için sevgili dinleyiciler çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Bizleri takip etmeyi lütfen bırakmayın. Yorumlarda buluşalım. Siz bizim konuştuğumuz konuşamadığımız konular hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen fikirlerinizi bizimle paylaşın. Yakında sizlerden de konuk almayı çok arzu ettiğimizi daha önce söylemiştim. Bunun tekrar altını çiziyorum. Herkese bu günler diliyorum. Haftaya görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.